Bugün tekrardan bir Teoru videosuyla karşınızdayım. Ama tabi Teoru videosu olmayabilir çünkü gerçek olma ihtimali bayağı fazla. Bugün Regular Show'daki Pops ve Anti-Pops'ın gerçek anne ve babası kim, ondan bahsedeceğim sizlere. Ve fevkalade tatmin edici bir video olacak umuyorum ki. Neyse, videomuza geçmeden önce eğer bu videoyu severseniz ve bu tarzdaki videoların devamını da istiyorsanız ve bunun yanında bana da destek olmak isterseniz sadece 2 saniyenizi ayırıp videoya like atabilir ve kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Şimdi size Pops ve Anti-Pops'ın, yani Kronos kardeşlerin nasıl var olduklarını anlatan hikayeyi size en başından anlatacağım. Zamanın başlangıcından bile önce, bildiğimiz evrenin daha var olmadığı bir vakitte var olan tek varlık Yunan mitolojisindeki Kronos adındaki bir tanrıydı. Bu tanrı var olduğu süre boyunca farklı tanrılar da yaratmış ilk tanrıydı. Yani o tanrıların tanrısıydı. Ve Kronos'un yarattığı ilk tanrılardan biri Kaos'un tanrısıydı. Ve yarattığı bu Kaos tanrısı daha sonrasında Erebus adında farklı bir tanrı daha yarattı. Erebus Yunan mitolojisindeki ilk tanrılardan biriydi. Ve Erebus'un temsil ettiği şey karanlığın ta kendisiydi. Daha sonrasında Erebus adındaki bu tanrı, Nyx adındaki başka bir tanrıçayla yakınlaşmaya başlar. Duygusal olarak yani. Ve bu Nyx adındaki tanrıça da geceyi temsil etmektedir. Ve bilinene göre Nyx de tanrı Kaos'un kızıdır. Ve anlayacağınız üzere bu iki varlık da karanlığı temsil eden varlıklardı. Ve pek de bir iyilik barındırmıyorlardı sanki. Sonuçta onların türediği yer Kaos'tu. Pek de bir iyilik veya ışık beklememek gerek tabii ki. Ve dediğim gibi Erebus ve Nyx adındaki bu iki tanrı birbirlerine duygusal olarak fazla yaklaştılar. Ve bu bağın en nihayetinde iki tane çocukları oldu. Ve tabii çocuk dediğime bakmayın, onlar da göksel varlıklar. Ve bu varlıkların isimleri de Aether ve Amera. Aether yüksek gökyüzü, uzay ve cennetin tanrısıdır. Ve kardeşi Amera da Yunan mitolojisindeki gün tanrıcası olarak bilinir. Ama Amera'nın kardeşi Aether daha sonralarında iyilik yolu yerine kötülüğü tercih etmiştir. Ve o andan sonra yolu karanlık bir hal almıştır. Bu anlattıklarının Anti-Pops ve Pops'la ne alakası var diyenler elbette vardır. Ama aslında çok alakası var arkadaşlar. Bu anlattığım iki kardeş Aether ve Amera aslında Pops ve Anti-Pops'tı. Yani en azından sürekli dizideki bu karakterler bu iki tanrının bir yansımasıydı. Yani çizgi dizide olan versiyonlarıydı. Ve bu hikayenin devamını dinlediğinizde daha da iyi anlayacaksınız ve bana hak vereceksiniz. Daha sonraki zaman dilimlerinde hala var olduğumuz evren var olmadan önce bu iki kardeş Aether ve Amera aralarında bir anlaşmazlık yaşar. Sonuçta biri ışığın ve günün tanrıçasıydı ve biri de gökyüzünün ve cennetin tanrısıydı. Ama dı işte. Daha sonrasında dediğim gibi bu tanrı kötülük yolunu seçmişti ve karanlık bir hal almıştı. Ve bu tür sebeplerden ötürü bu tanrılar bir anlaşmazlık yaşadı ve bir kavgaya tutuştu. Ve bu kavga öylesine şiddetliydi ki kavganın en hararetli olduğu anda ikisinin de yumrukları havada birbirine tokuştu. Ve çizgi filmde de gördüğümüz o büyük patlama gerçekleşti. Ve o patlamada bildiğimiz Big Bang'ti. Ve bu iki tanrının kavgası bildiğimiz evrenin yaratılmasına sebep olmuştu. Bu durum aslında onları da şaşırtmıştı. Aslında şaşırmamaları gerek. Çünkü bu tanrılar o kadar güçlü ki aslında yaşamı da içlerinde barındırıyordu. Ve istemeden de olsa içlerinde barındırdıkları bu yaşam onların kavgası sonucunda gün yüzüne çıktı ve bildiğimiz evren oluşmuş oldu. Ama o dönemin en kıdemli ve en yetkili tanrısı olan Kronos bu durumdan hiç memnun olmadı. İki varlığın kavgası sonucunda milyarlarca yaşam türemişti. Ve bu durumda yani sıkıntılı bir durumdu ve Kronos Aether ve Amera'ya fazlaca sinirlendi. Ve bu olayın sonucunda onları cezalandırdı. Onların cezası yarattıkları bu evrenin içinde hapsolmaktı. Daha sonrasında Aether ve Amera yarattıkları bu evrenin hem yaratıcısı hem de yok edicisi oldu bir süre sonra. Çünkü aldıkları bu cezanın ardından birbirlerine olan öfkeleri o kadar büyüdü ki belki de milyarlarca yıl boyunca sürekli kavga ettiler. Ve bu kavgaların sonunda sürekli bir evren yok edip
bir evreni baştan yaratıyorlardı. Ve aslında bildiğiniz gibi bu durumdan çizgi dizide de bahsediliyordu. Aether bu cezayı almalarının sebebi olarak sürekli Amera'yı suçluyordu ve ona bitmez tükenmez bir öfke duyuyordu. Ama bir süre sonra Amera artık eskisi kadar kardeşine öfke duymuyordu. Çünkü aradan o kadar çok yıl geçmişti ki bu öfkenin aslında manasız olduğunun farkına varmıştı. Ama Aether Amera'nın aksine öfkesini hiçbir zaman kaybetmedi ve milyarlarca yıl boyunca bu cezanın tek suçlusu olarak Amera'yı gördü. Ve bu sebepten Amera her ne kadar kavga etmek istemese de Aether'ın yüzünden kavga etmeye mecbur kalıyordu. Ve bu savaş da bu yüzden bitmek bilmiyordu. Ama bu savaş bir yerde bitmek zorundaydı. Ve o bittiği anı da aslında çizgi dizide göstermişlerdi finalde. Aether ve Amera, yani Pups ve Anti-Pups son kapışmalarını, son büyük savaşlarını gerçekleştirdiler. Ama bu son büyük savaşta diğer savaşlarından farklı olarak o yarattıkları evrendeki varlıklar da vardı. Ve bu varlıklar, insanlar ve diğer türler Amera'ya yardımcı oldu. Tabii Aether'ın tarafında tutanlar vardı. Ama bu savaşın sonucu olarak Amera ve tüm evren kazandı. Ve çizgi filmde gördüğümüz gibi Amera ile Aether güneşe doğru uçup orada büyük bir patlama gerçekleşti. Ve bu patlamayla birlikte vefat ettiler. En azından biz öyle zannediyorduk. Aslında o işin gerçeği öyle değil arkadaşlar. Aslında Pups ve Anti-Pups orada ölmedi. Sadece biz öyle zannettik. Ve zaten onların vefat etmeleri de saçma olurdu. Çünkü aslında onlar tanrılar, göksel varlıklar. Kendi yarattıkları evrenin içindeki hiçbir şey onlara zarar veremezdi. Verseydi saçma olurdu. Aslında gerçekte olan şey, bildiğiniz gibi Pups ve Anti-Pups güneşe doğru tam uçarken Anti-Pups da tüm yaptığı şeylerden pişman olmuştu. Ve bu iki tanrı da tüm öfkelerinden arınmıştı artık. Ve güneşe uçtukları anda o patlama gerçekleştiğinde onlara bu büyük cezayı veren tanrı olan Büyük Kronos onları bu yaşadığımız evrenin dışarısına sevk etti. Yani onları kendi huzuruna ışınladı. Ve bu tüm yaşananlardan bir ders aldıkları için ve öfkelerini de en sonunda yenebildikleri için onlara verdiği bu cezayı kaldırdı. Ve diğer tanrılarla birlikte kendi huzurunda yaşamlarını sürdürebilmeleri için onlara izin verdi. Onların bu hatalarını anlamaları çok uzun yıllar sürmüş gibi gözüküyor olsa da aslında Kronos bizim zamanımızda onları sadece bir saat falan izlemişti. Çünkü Kronos zamanın dışında bir varlıktı. Aether ve Amera için ve bizim için milyarlarca yıl geçmiş gibi gözüküyor olsa da aslında Kronos için çok da bir şey geçmemişti. Sonsuz bir varlık için zamanın ne önemi var ki zaten? Yani anlayacağınız üzere Pups ve Anti-Pups aslında o final bölümünde gördüğümüz gibi vefat etmediler. Onlar hala yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve artık ikisi de iyi anlaşan iki kardeş tanrılar. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu hikaye bence en gerçeğe yakın olan hikayeydi. Yani olma ihtimali en yüksek olan oydu. Ve bu sebepten bu videoda da bu hikayeyi sizlere anlatma gereksinimi duydum. Neyse, bu tarzda teori videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar, videoyu like atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız fevkalade olur. Videoya gelen like sayılarına göre videonun devamı gelir veya gelmez. Yani sevmediğiniz bir videoyu yapmamın da pek bir manası yok. Ve sevdiğiniz de işte like'lardan anlıyorum aslında. Ve yeni video fikirleriniz de varsa onları da yorumlarda belirtmekten asla çekinmeyin. Yapabileceğim bir video fikriniz varsa emin olun ki kullanırım. Neyse, lafı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.